Kutsuzluk hakim olur böyle toplumlarda maalesef. Yani o da en önemli hastalıklarımızdan birisi. Ya olmaz falan diye. Halbuki en tarihte en kötü şartlarda bile umutlu insanların büyük başarılar gösterdiğine inanıyoruz. İşte grup kimlik duvarlarında bahsettim, ego duvarları ve son olarak karmaşık bir şekilde bazı düşüncelerimi ve duygularımı sizinle paylaştım. En son olarak kadınlar nerede? Bir arkadaş dün akşam konuşurken ya dedim kadınlar eksik. Bizim bu başvurularlar arasında 7'de 1 civarında kadın var. Halbuki toplumun %50'sini oluşturuyor. Bu beni rahatsız ediyor. Yani temsil açısından anayasayı konuşacağız. Anayasada kadınların şey olması lazım. Hatta yani Müslüman isen hele, eğer Müslüman aranızda, Müslüman olmayanlar da var. Ateist kardeşlerim, agnostik kardeşlerim beni bağışlasınlar. Onlar da kendilerinden örnek verebilirler. Ama bakıyoruz ki şey, yani Muhammed peygamber kadınlar oy verdi ona. Hatta beyat değil mübayaa, yani karşılıklı anlaşma yaptılar. Karşılıklı sözleşme yaptılar. Kadınlar söz verdi. Muhammed peygamber onlara karşı adil olmaya, dürüst olmaya söz verdi. Ve bir karşılıklı sözleşme, yani hani ilk oy işte şurada falanca Avrupa ülkesinde zannediyorsun kadınlar için oy attı. Bu aslında ta o zamanda, ondan önce de belki de istisnai olarak şey edilmişti, kabul edilmişti. Yani kadınlar ama bir